Merhabalar arkadaşlar, Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben bugün sizlerle çok güzel mevsimlik bir örgü modeli paylaşacağım. Bütün örgülerinize yakışabilecek harika bir model olacak inşallah. Ee, şöyle bir ipim var. Alize'nin ince çeyizlik yünlerinden. Şu şekilde göstereyim. şişlerimde ona uygun iki buçuk milimlik şişler arkadaşlarım Evet arkadaşlar modelimiz 6 ve 6'nın katları ile ilerliyor Artı 3 ilmek alıyoruz ee, Dilerseniz hemen başlayalım biraz heyecanlıyım kusuruma bakmayın Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz Abonelikler ücretsizdir biliyorsunuz Abone olursanız çok memnun olurum ee, Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli Ben şu şekilde 3 modellik e, ilmek attım 6, 6 ve 6, 18 artı 3 ilmek, 21 ilmek attım arkadaşlar. Sizler örgünüzde e, ne yapacaksanız ona göre 6 ve 6'nın katlarıyla ile ilerleyebilirsiniz. şişimizin tekini çıkartıyoruz, ipimizi şöyle kenara alalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten örgümüze başlıyoruz arkadaşlar. Ben lastik yapmayacağım, sizler dilerseniz lastik de yapabilirsiniz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sıradaki bir ilmeğimizi şöyle düz örüyoruz. Bir tane artırıyorum ve sırada 5 tane ilmeğimi şöyle 2 4 ve 5. 5 ilmeğimi birden şöyle düz olarak örüyorum. Bir tane artırıyorum ve bir kere daha örüyorum. Bu şekilde. Sonra bir tane daha artırıp bir düz daha örüyorum arkadaşlar. İlk modelimiz bu şekilde. Bakın. 6 ilmek yine 6 ilmek. 2 4 5 ve 6 bu şekilde ortada bir tane düz ördük şimdi ikinci modelimiz kuruyoruz bir tane artırıyoruz yine aynı şekilde 2 4 ve 5 5 ilmeğimizi beraber şöyle düz olarak ördük bir tane artırıp bir kere daha örüyoruz arkadaşlarım bu şekilde bir tane daha artırıp bir düz örüyoruz ikinci modelimizi de kurmuş olduk bir artırıyoruz sırada 2 4 ve 5 tane ilmeğimiz var 5 ilmeğimizi beraber şu şekilde kapı çaldı arkadaşlar. Ona bakıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, kusura bakmayın. 5'ini birden topladım. Bir tane çıkarmışım, bırakmışım kapı çaldı çaldı diye. İkincisini artırıyoruz. Bir kere daha örüp 5 ilmeğimizi 5 ilmek haline getiriyoruz bu şekilde. Pardon, 3 ilmek haline getiriyoruz. Bir tane artırıp sıradaki ilmeğimizi düz örüyoruz ve kenar ilmeğimizi örüyoruz. Bu şekilde ilk sıramızı kurduk arkadaşlarım. İkinci sıramızda ve arka yönündeyiz. İkinci sıramızda bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sıradaki ilmeklerimizi artırmış olduğumuz ilmeklerle beraber hepsini bu şekilde ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar hepsi ters olarak devam edecek. Modelimiz 4 sırada tamamlanıyor. Gerçekten çok güzel bir model. Bu şekilde sıra sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet. 2. sıramızı da tamamladık. Modelimiz ördükçe kendini gösteren bir model. İlk ilmeğimizi yine örmeden aldık. Sırada şöyle sayarak yapıyoruz. 1 2 3 ilmek ördük arkadaşlar. 3 tane düz ördük. Bir tane artırıyoruz. Burada bakın tam 5 topladığımız ilmeğin son iki ilmeği kaldı. Bu son iki ilmeğini şu şekilde genişletelim. Soldan sağa doğru örelim. Bu şekilde. Bir tane yanında düz örüyoruz. Bu bir modelimiz olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar yine bir Başta yapmış olduğumuz gibi 2, 3 ilmek örüyoruz. Bir tane artırıyoruz. Bakın yine toplamış olduğumuz ilmeklerin son 2 ilmeği. Bunları şu şekilde genişletiyoruz. Ve soldan sağa doğru düz olarak örüyoruz. Yanında bir ilmek örüyoruz. Bu da ikinci modelimiz. Yine aynı şekilde 1, 2 ve 3 ilmek ördük. Bir tane artırdık. Burada ilk son 2 ilmeğimiz kaldı. İkisini bu şekilde soldan sağa doğru düz olarak örüyoruz ve son iki ilmeğimiz kalıyor. Kenar ilmeği ile beraber 3 ilmek örmüş olduk. Bu şekilde 3. sıramızı tamamladık. 4. sırasındayız ve son sırasındayız arkadaşlarım. Arka taraftan dediğim gibi her seferinde ilmeklerimizi hep ters olarak örüyoruz sıra sonuna kadar. Bu şekilde sıra sonuna kadar ters örerek devam ediyoruz. Modelimizi bir kere sizinle kurmuş olduk. Modelimiz kaydırmalı bir model. Şimdi bir kere daha sizinle beraber öreceğiz. Hatta 3 model kursak daha iyi anlaşılır, anlarsınız. İlk ilmeğimizi şöyle örmeden aldık. Şimdi arkadaşlar kaydıracağımız için burada ilk ilmekten sonra 1 2 3 ilmek ördük. Burada artırmış olduğumuz ilmek var. Onu da örüyoruz ve 4 tane ilmek örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra tam artırmış olduğumuz ilmeğin kenarında bir tane artırıyoruz ve burada sırada 5 tane ilmeğimizi birden şöyle 3, 4 ve 5. 5 ilmeğimizi birden yine aynı şekilde topluyoruz. Bir artırıp bir kere daha örüyoruz. Bu şekilde. Bakın az önce bu tarafında toplamıştık. Şimdi tam bu direğin üst tarafında topladık. Bir tane artırıyoruz arada artırma yapmış olduğumuz az önceki artırma yapmış olduğumuz ilmek var. Onu düz olarak örüyoruz. Bir artırıyoruz ve 2 4 ve 5 tane ilmeğimizi yeniden topluyoruz. Bir artırıp bir kere daha düz olarak örüyoruz. 3 ilmeğe indirmiş olduk. Bir tane artırıyoruz. Yine kenarda 1 2 3 ve 4 kenar ilmeğinde örmüş olduk. Bu şekilde ilk sıramızı yine ördük. Bakın modelimiz kendini göstermeye başladı. Ve arka sırasındayız. ikinci sırasındayız. ikinci modelimiz. Yine aynı şekilde bütün ilmeklerimiz kenar ilmeği hariç onu örmeden aldık. Ters olarak örüyoruz. Bu şekilde ters olarak bütün ilmeklerimizi örüyoruz arkadaşlarım. Tüylü olduğu için ilmekler bazen birbirinin içine geçiyor. Evet, sıra sonuna geldik, son kenar ilmeğimizde ördük. Modelimizin 3. Sırasında ön yüzündeyiz. Bakın birinci yıldızımız şu şekilde oluştu. İki tane yıldızımız var şu anda. Evet arkadaşlar, ilk kenar ilmeğini aldık. 1, 2, 3, 4 ve 5 6 ilmeğimizi düz olarak ördük. Buradaki ilk model çünkü bu tarafa geçti. 6 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bakın toplamış olduğumuz ilmeklerin son ikisi. Yanında bir tane artırıp iki tanesini şöyle soldan sağa doğru örüyoruz. Ve yanındakini düz örüyoruz. Yine aynı şekilde bu ilk modelimiz. Bir modelimiz burada gitti. Şimdi 1, 2 ve 3 tane örüyoruz. Burada artırıyoruz. Buradan 2 tanesini soldan sağa doğru örüyoruz. Toplamış olmuş ilmeklerimizin toplamış olduğumuz ilmeklerimizin son ikisi. Burada 1 artırıyoruz ve 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ördük. Ve kenar ilmeği. Evet arkadaşlar ve arka sırasında yine aynı şekilde kenar ilmeğini aldıktan sonra bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. Aa, bu tarafında artırmayacaktık. Sadece bu tarafta o artırmayı bırakıyorum. Ben unuttum. Şimdi önden bir daha göstereyim. Bu toplamış olduğumuz iki ilmeğin sadece bir kenarında artırıyoruz. Diğerini düz olarak örüyorduk. Evet arkadaşlar. Şimdi ters olarak örmeye devam ediyoruz. Bazen böyle karıştırabiliyoruz. Kusura bakmayın. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. İkinci modelimizle beraber kurduk. Dilerseniz bir kere daha kuralım. Daha iyi anlayın. Şimdi arkadaşlar ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada şimdi aynı ilk başta yaptığımızı yapacağız. Bir tane düz ördükten sonra bir artırıyoruz. Burada 5 ilmeğimizi beraber topluyoruz. 3 4 ve 5. İlk başta olduğu gibi kaydırmalı model dediğim için olduğu için bu şekilde bir bu taraftan bir o taraftan yapmış olduk. Şimdi bu kenarda şu başladığımız noktaya geri dönmüş olduk. Bir artırıyoruz. Zaten bakın yeri belli. Bir tane düz örüyoruz. Bir artırıyoruz burada 5 ilmeğimiz var yine. 2 3 4 ve 5. 5'ini bir daha topluyoruz. Bir tane artırıp bir kere daha topluyoruz. 5 ilmeği 3 ilmeğe indirdik. Zaten kenarlarında da artırma yaptığımız için yine 5 ilmek oluyor. Bir düzümüzü örüyoruz. Bir artırıyoruz. Burada 5 ilmeğimiz var yine. 3 4 ve 5. 5 ilmeğimizi yine aynı şekilde alamadım. Düz olarak ördük. Bir artırdık ve bir kere daha ördük. Evet arkadaşlar. Bu şekilde örmüş olduk. 1 artırıyoruz. Son kenardaki düzümüzü örüyoruz. Ve kenar ilmeğimizi örüyoruz. Aynı sayıya başladığımız noktaya geri dönmüş olduk. Arka sırasından yine aynı şekilde ilmeğimizi örmeden alıp sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Gerçekten çok güzel bir model, çok gösterişli bir model. Örmenizi tavsiye ederim çeyizlik yeleklerde harika durur yıldız yıldız duruyor ve kalın ipe de yakışıyor Dilerseniz iki şekilde de ördüm ben onların ikisini de videonun sonunda göstereyim sizlere Evet 3. modelimizi yaptık beraber 3. modelimizin 3. sırasındayız ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz bir sıradaki 2 ve 3 tane düz ördük bakın toplamış olduğumuz son 2 ilmeği arasında bir artırıyoruz bu iki ilmeğimizi beraber soldan sağa doğru örüyoruz. Sonrasında bir düz daha örüyoruz. Bu bir modelimiz oldu. Şimdi 3 tane düz öreceğiz yine. 1 2 ve 3. Diğer modelimizin son ikisindeyiz. Bir artırıyoruz ve ikisini beraber şöyle soldan sağa doğru örüyoruz. Yine yanında bir düz örüyoruz ve ikinci modeli bitirdik üçüncü modeldeyiz yine 1 2 üç düz bir artır ve iki tane ilmeğimiz bu şekilde örüyoruz ve kenarda 1 2 ve kenar ilmeği ile beraber 3 ilmek kalıyor evet arkadaşlar arkadan da sadece ters olup dön örüp döneceğiz yani bu kadar yeterli bence inşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir arkadaşlarım modelimiz bu Şimdi size daha önce örmüş olduğum büyük modelimi göstereyim. Şu şekilde bakın. Ne kadar şık ve güzel duruyor gerçekten. Ütülendiği zaman dediğim gibi kağıt gibi duran harika bir model. Arka tarafından şu şekilde göstereyim. Çok güzel duruyor. Gelinlik yeleklerinize özellikle yazlık hırkalarınıza ne kadar yakışır. Ee, evet şimdi sizlere normal bebe yününden ördüğüm aynı örgüyü aynı modeli göstereyim. Bakın ona da çok yakıştı. Bu şekilde durdu. Gerçekten çok güzel duruyor. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Evet arkadaşlar, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.